Ayağını kervana katma. Sonra elin dize vurma kardeşim. Çıplak gezen merkep eğer tanımaz, başını önüne eğer tanımaz, değersiz adamlar değer tanımaz, değer size değer verme kardeşim. Benzeme kendini kasan namerde, mütevazı olmak yakışır merde. Gittiğin mecliste, girdiğin yerde, varıp baş köşede durma kardeşim. Hatırla, nefsini kibir doldurdu, Hakk'ın dostu İbrahim'e saldırdı, o Nemrut'u küçük sinek öldürdü. Kibirlenip göğüs germe kardeşim. Aşağı akar yokuşa akmaz, neylesen boşuna, toprak kan çekmez. Çamurda gezenler lekesiz çıkmaz, çirkefin yanına varma kardeşim. Yüce Allah akıl vermiş insana, boş konuşmak işkencedir lisana. Vay deli desinler Ozan Erhan'a, herkese kafayı yorma kardeşim. Cehalete kafa yorma kardeşim. Aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bu parçayı da şanlı şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyüğünden en küçüğüne kadar hakkıyla vatanına hizmet eden bütün neferlerine armağan ediyorum. Diyorum ki dağlara çıkmanın tam zamanıdır. Bu oksijen bana yaramıyor. Biz pis havaya alışmışız. Oksijen bizi öksürtüyor. Erzurumcu öskürtüyor. Silah çekip zalimle dövüştüğüm, yana yana telaşına düştüğüm. Allah! Bağrını kazıp da kabirleştiğim, dağlara çıkmanın tam zamanıdır. Dağlara çıkmanın tam zamanıdır. Baş bulundan bir kutlu ferman ola, ferman ola derdime derman ola. Vur Mehmet'im, vur ki vatan var ola. Hünkârından bir kutlu ferman gele, ferman gele derdine derman gele. Vur yiğidim vatan kalmasın ele. Yaş bürümüş, kuşlar ölmüş, karanfiller kurumuş, sevdiğimin gözünü yaş bürümüş. Mehmetçikler kusatlanıp yürümüş, dağlara çıkmanın tam zamanı, dağlara çıkmanın tam zamanı. İnkarımdan bir kutlu ferman ola, ferman ola derdime derman ola. Vur yiğidim, vur ki vatan var ola. Başbuğundan bir kutlu ferman gele, ferman gele derdime derman gele. Vur Mehmet'im, vatan kalmasın ele. Aziz vatan topraklarında
toprak isteyenlere ya verip kurtulursun ya vurup kurtulursun. Ortası yoktur. Terör örgütleriyle istişare yoktur. Terör örgütleriyle masaya oturamazsın. Teröristle pazarlık yapamazsın. Teröristin anladığı tek değil, bugün hepsinden Allah razı olsun, şanlı Mehmetçiğin tetiğine basan işaret, şahadet parmağıdır. İşte budur, bu dildir. O tetiğe basarsın, terörün kökü kazınır. Benim de başka bir teklifim vardır bir Ozan kardeşiniz olarak. Derim ki, memlekette yolsuzluk, hırsızlık, namussuzluk affedersiniz. İşte eroin satıcılığı, kadın satıcılığı, çocuk istismarları vesaire. Bunlarla mücadeleyi biraz daha hızlandırırsak. Gözünüzün önüne getirin ne demek istediğimi. Terörü de %80 bitirmiş oluruz. Genelde aynı kitle üzerinde çalışıyoruz çünkü bu zemin. Arife tarif gerekmez. Ben az dedim, siz çok anlayacaksınız. Terörü de yapan aynıdır. Uyuşturucu da satan aynıdır. Baktığınız zaman hemen hemen hepsi de birbirinin aynısıdır zaten. Geliyorum. Bu üçüncü bir ders. İkideyim şu an. Biz Erzurumlar sıcağa dayanamayız. Bir Erzurumlu varsa düşmanınız, onu öldürmeyin. Onu sıcağa atın. Kendi ölür zaten. Elinizde kalamı lamamış olursunuz. Hepsini çıkartacağız. Aşkına vur okuyayım. Bunu da bir kahramanlık destanı yazıldı. Ben bunu her konserde, her yerde anlatıyorum. İkinci Çanakkale dedik biz o destana. Neydi o? Hendek Savaşı dedikleri. Operasyonu değil. Hendek, affedersiniz, kahpeli değil. 30 senede vermediğimiz özel harekattan şehitlerimiz, 1080 tane özel harekattan şehit verdik. 30 senede vermemiştik bu kadar şehidi. Ve o hendeklerden Allah'ın izniyle ve yardımıyla kahraman Türk askeri, özel harekat mensupları öyle bir kahramanlık yazarak çıktılar ki, hepsinin hikayesi bugün film olup televizyonlarda oynatılacak kadar müthiş hikayelerdi. Parmağı koptuğu halde utanıp da şehidimiz var, benim bir parmağım ne olmuş deyip de helikoptere binmeyen yaralı jandarma özel harekatını mı dersin? Binlerce destan yazan polis özel harekatı mı dersin? Bu ikinci Çanakkale'ydi. Her tarihte 30 Ağustos'u kutladık. Hepsinin mekanı cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Bugün burada oturmamızın yine sebeplerinden birisi. O nasıl kahramanlık destanıysa, Hendekler'de bir sene vermiş olduğumuz mücadele, Sırp keskin nişancılarına, Alman ajanlarına, bilmem nelerine, topyekün Güneydoğu'yu kuşatmış, bizden aldıkları toprak diyorum. Bölgeye gidenler bilir. Türk bayrağını asamadığımız toprakları 2000'e yakın şehit, 2000 küsür gazi vererek yeniden aldık. Bu bir kahramanlık destanıydı. Bunu da unutmayacağız. 30 Ağustos'u unutma. 15 Temmuz'u unutma. Ama 30 Ağustos'u da unutma. 26 Ağustos'u da unutma. Ve o hendekleri de unutma. Unutursak Allah bizi 100 senede bir cezalandırandır. Tarihi bilenler iyi bilir. Allah unutan bir milletin başından musibeti eksik etmez. Onun için unutmayacağız, hatırlatacağız.
O zaman onlara moral motivasyon, hani Nemrut'un ateşini söndüremesek de safımız İbrahim'den yanadır diyerek, var olduğumuz günden beri bu cümleyle, o günde nacizane moral ve motivasyon amaçlı silahlı kuvvetlerimize yazmış olduğum bir vur Allah aşkına vur vardı, onu da okuyayım. Bu her zaman geçerlidir. Bugün de vursunlar, vuranların ellerine sağlık. Bu vatanı vur Allah aşkına vur, sana kurşun atanı vur Allah aşkına vur, şehitlerin kanını yerde koyma şanını, Türk İslam düşmanını vur Allah aşkına vur, vur Allah aşkına vur, vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur, vur yiğidim vur, vur Allah aşkına vur, vur bayrak aşkına vur, vur vatan aşkına vur, vur yiğidim vur. Vur, 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 vur dağılsın deşleri, kırılsın keleşleri, pusucuk alleşleri, vur Allah aşkına vur. Özel harekatın sesi, Mehmetçiğin kütlemesi, bulutların gürlemesi, vur Türklük aşkına vur. Göğe bakan tu bizim, va bizim, dal bizim, şehit bizim, sağ bizim, vur Allah aşkına vur. Savaşı toy eyleyip, Allahu Ekber deyip, aslan gibi kükreyip, vur Allah aşkına vur. Vur Allah aşkına vur, vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur, vur yiğidim vur. Vur Allah aşkına vur, vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur, vur yiğidim vur.